Türkiye-AB ilişkilerini anlamak için aslında tarihin derinliklerinde biraz yolculuk yapmak lazım. Çünkü bugün tartıştığımız birçok konu üstü kapalı veya açık olarak geçmiş günlere atıf yapmakta. Bu çerçevede kimileri aslında Türklerin Orta Asya'dan atabilmesine atıf yapsa da temelde ilişkilerin Osmanlı dönemiyle birlikte başladığını söyleyebiliriz. Osmanlı ile başlayan ilişkileri de kendi içinde üçe ayırmak mümkün. İlk başta ciddi bir rakiplik hatta düşmanlık dönemi var. İki tarafından neredeyse yüzyıllar süren mücadeleler boyunca birbirlerini bir öteki olarak kodladığı, böyle algıladığı, bunun da bugün tarihsel önyargılar olarak adlandırdığımız şeyler olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Bu güçlü rekabet dönemi Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'da yükselen sanayi devriminin gerisinde kalmasıyla renk değiştirmeye başladı. Birçok imparatorlukta olduğu gibi Osmanlı'da da batılılaşma, aydınlanma gibi isimlerle adlandırılan yeni bir döneme geçildi. Bu dönemi yakınlaşma dönemi olarak adlandırmak mümkün. Bu dönemde diğer pek çok imparatorlukta olduğu gibi Osmanlıların da kendisini dönüştürmeye başladığını, batıdaki sanayi devrimini yakalamaya çalıştığını görüyoruz. Bu çerçevede ekonomik sistemde köklü değişiklikler yapılmış, bankacılık, sigortacılık gibi sistemlere geçilmiş, saat ve takvim değiştirilmiş ve buna benzer birçok siyasi ve toplumsal adımlar atılmış. Bu adımları tekamül ettiren, zirveye ulaştıransa Cumhuriyet dönemidir diyebiliriz. Bu süreçte en dikkat çekici ayrıntı aslında Lozan Antlaşması süreci. Çünkü Lozan Antlaşması sürecini iki boyutla alırsak, ilk başta görüşmelere ara verildiği zaman İzmir'de bir iktisat kongresi toplandı. İzmir İktisat Kongresi yeni kurulacak ülkenin serbest piyasa ekonomisine ya da kapitalist ekonomik sisteme geçişiyle ilgili bir ilandı aslında. Yani Türkiye'nin batı sistemine entegre olacağının ilanıydı. Birazcık da bunun verdiği kolaylaştırıcılıkla Lozan görüşmelerinde ilerleme kaydedildi ve Lozan Antlaşması'yla beraber Türkiye artık batı sistemine ekonomik ve hukuksal olarak eklemlenmiş yeni bir cumhuriyet olarak doğdu. Bu cumhuriyet imparatorluktan çıkmış bir topluluk olduğu için kimi sıkıntılar yaşasa da serbest piyasa ekonomisine geçmek için önemli adımlar atmaya başladı. Fakat bu dönemde 1929 ekonomik bunalımı yaşandı. Bütün dünyayı etkileyen bu süreç aslında dünya ekonomik sisteminin bütünleşmeye başladığının da bir habercisiydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun bekası olan Türkiye Cumhuriyeti ise bu süreçte planlı ekonomiye geçiş için yeni adımlar atmaya başladı. Sadece imparatorluktan cumhuriyete değil, tarım ekonomisinden endüstriyel ekonomiye de geçmeye çalışan yeni Türkiye Cumhuriyeti, 29 ekonomik bunalımından sonra kendi içinde yeni hamlelere girişti. Bu çerçevede atılan en önemli adımlardan birisi planlı ekonomi, diğeri de toplumsal ve siyasal reformların hız kazanmasıydı. 30'ların sonuna geldiğimizde etkisini doğuran bu çalışmalar, Türkiye içerisinde bir ikillik de yaratmaya başladı. Bir yandan Osmanlı'dan beri devam eden başkent ve bürokrasi merkezli yapı, diğer yandansa daha sonra Demokrat Parti'yi doğuracak ekonomi çevrelerinin tepkileri. Bu ikili yapı aslında Avrupa Birliği'ne başvuru sürecinde hızlandıran bir gelişme oldu. Çünkü 50'lerde iktidarda olan Menderes hükümeti, temsilcisi olduğu ekonomik kesimlerin talep ettiği liberal ekonomi adımlarını atabilmek için Avrupa Birliği'ni iyi bir manevra olarak görmeye başladı. Aslında bu da daha sonra CHP'nin temsil ettiği kesimlerle Demokrat Parti'nin temsil ettiği kesimler arasındaki bir ortaklığı göstermekte. Şöyle ki, CHP ve merkezi bürokrasi siyasi ve kültürel nedenlerle batılılaşmayı isterken, Demokrat Parti ve temsil ettiği kesimlerse ekonomik nedenlerle batılılaşmayı tercih etmeye başladı. İş diğer alanlara geldiğinde ise roller değişti. Yani birisi bir nedenle, diğeri bir nedenle Avrupa Birliği'ne üyelikten yanayken, bu da sürecin bütün tarafların bir şekilde kabul ettiği şekilde ilerlemesine yol açtı. Nitekim 59'da ortaklık başvurusu oldu ve ondan sonra da bütün toplumsal kesimlerin farklı şekillerde ve zamanlarda bu süreci sahiplenmesiyle günümüze kadar geldi.